Gel. Ozan Bey, dün gece müşteri verileri çalınmış. Ne diyorsun Koray sen? Ya ben de çok şaşkınım ama maalesef durum şu an böyle. Nasıl? Nasıl çalınabilir bizim müşteri verilerimiz? Kamera kayıtlarını kontrol ettiniz mi? Kontrol etmek istedik ama gece görüntülerin bir kısmı da silinmiş. Bence suçlu önce verileri çalmış, sonra da kamera kayıtlarını silmiş. Ya tamam, tamam da o verilerin olduğu odaya kartsız giriş yapılamaz ki. Kartla girilmiş zaten efendim. Kimin kartıyla giriş yapıldığını tespit ettiniz mi? Evet, ettik Ozan Bey. Merhaba, günaydın, kolay gelsin. Ben yeni stajyerim. Kartımı kaybettim de giriş kartımı. Ne yapayım? Şöyle bekle. Geliyor. Gördüm acaba. Kesin görmüştür. Ay çok kızdın bana. Ay günaydın Ozan. Pardon, günaydın Ozan Bey. Ben dün gece sana haksızlık ettiğimi düşünmüştüm ama ne kadar yanılmışım. Bravo Esra ya. Vallahi beni yine kandırmayı başardın. Bu kadarını senden bile beklemezdim. Nasıl ya? Ne oluyor? Ne? Nasıl? Ne oluyor? Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Aa! Ay tamam, yaptım bir şey ama bu kadar abartacak ne var? Ne yaptım diyor ya? Sen itiraf ediyorsun yani dün gece burada olduğumu. Evet, geldim. Yani çok sinirlenmiştim, geldim. Yine olsa yine gelirim. Pes. Pes Esra, inanamıyorum sana ya, pes. Götürün, itiraf ediyor zaten ne yaptığını. Polis anlatsın derdi. Ne polisi ya? Ne polisi? Bu kadar bakacak ne var? Bir ara bir şey yapılır mı be? Bir ara bir şey yaptıklarına bak. Ne oluyor ya? Araba mı? Herkes işinin başına arkadaşlar. Yetiştiremiyorum annem. Ama açım anne, ne yapayım? Sen ne zaman doydun ki? Bir gün doyacağız inşallah anneciğim. O kız nerede ya? Ay nohut. Elif. Elif, Elif. Ne haber? Günaydın. Benim aklıma bir şey geldi. Ben diyorum ki sen bugün... Bavulunu topla, kemanını al. Ben de teyzemlerin arabayı alayım. Bence biz artık kaçalım. Çünkü belli ki annen bize izin vermeyecek ki. Teyzenlerin arabayla. Ha. Ona mı takıldın? Tamam, sen iste yeter ki ben başka arabada olurum. Ekrem Ertan. Ekrem Ertan. Yürüyümüze geliyorsun. Nereye ya? Yürüyümüze geliyorsun. Ha şey yüzünden ama benim suçum yok ki, hepsi Esra'nın yürüyorsun suçu. Aa gelip gelip. Vallahi Ekrem ne yaptın? Bir şey yapmadım anne. Bir şey de benim suçum değil. Abi ya. Ne yaptın Ekrem? Anne, ne bir şey yapmadım. Elif bana yaz, tamam mı? Ne olur. Unutma beni. Al. Bütün aileyi alın. Hayır, hiçbir şey. Ya Melekçe, ne oluyor burada? Ne oldu ya? Çık, götürüyorlar çocuğu işte. Ekrem ne yaptın sen? Patron, polisle konuştum şimdi. Abisi de işin içindeymiş, onu da almışlar. Al işte. Benim aptal kafam. Ben nasıl izin verdim beni tekrar kandırmasına? Abi tamam, biraz sakin ol istersen. Nasıl sakin olayım Musa? Heh. Peki para aldı birilerinden. Ben nasıl göremedim bunu ya? Abi dur bakalım. Yani olay poliste artık. Yani belki bir açıklaması vardır. Nasıl bir açıklaması var Musa? Kendi ağzıyla itiraf etti işte. Dün gece buradaymış abi. Hepsini en başından beri planlamış. Hiç yapılacak şey mi? Kendi yaptıklarını unutuyor, bana dediklerini unutuyor. Ne yaptım ki? Şu başıma gelene bak. İnsanı şikayet etmeye değer mi? Beni karakollara düşürdü. Ben sana Ozan'la ilgili asla hikayeyi anlatmadım değil mi? Hani yangın çıkmıştı. Aa, bunu da almışlar. Abi, abim! Abim! Senin ne işin var burada? Niyetim ne burada? Ne olabilir acaba? Acaba ne olur? Geç! Tamam ya. Senin aklına uyan da kabahat. Hani ne kızıyorsun ya? Kızacak ne var? Ayrıca ben ne bileyim bu kadar sinirleneceğini. Ben şikayet edeceğini, karakollara düşeceğimizi bilmiyordum ki. Yavrucuğum bileceksin işte. Bu adamla sen evli kalmadın mı ya? Ben ne bileceğim? Bunun huyunu suyunu bil artık. Bilmiyorum, öğrenemedim huyunu suyunu demek ki. Vallahi boğacağım ha. Ya senin yüzünden Elif de bakmayacak bana artık. Ha sanki Elif sana bakacaktı da. Ne diyorsun be? Ya sen var ya, vallahi bak. Çekil lan, çekil. Vurma, vurma. Defol git. Ah, ah. Lan bırak. Yam yam, polis. Ah. Yam yam sen sus. Ben öyle sinirlendim, ısırırım seni. Çizerim, gel lan buraya. Gel. Ya bak vallahi nezarete duyacağım seni ha. Pislik.
Sen pisliksin, çekil. Valeri abla şuraya otursana ya. Beni sinirlendiriyor. Yam yam ya. Bu manyak manyak. Vallahi manyak. Kim manyak ya? Konuşarak öldürürüm. Benim başıma neden geldi bunlar biliyor musun? Bunun yüzünden geldi. Abimden çekiyorum, Ozan'dan çekiyorum. Yeter ya. Ne çilem varmış abi. Çekecek bitmedi. Ya biraz sus ya. Sus biraz lütfen ya. Yani tamam. Ha biraz abartmış olabilirim ama altı üstü bir araba. Ha bu kadar karakollara düşecek ne vardı amirim? Hepsi Esra'nın suçu. Evet. Benim öz kardeşim. Öz kardeşim ama manyak. Manyak yani. Ya yapma dedim, etme dedim. Dinletemedim memur bey. Kızım siz dün gece abinle şirkete gittiniz mi, gitmediniz mi? Gittik. Sonra? Ben en iyisi bütün meseleyi size baştan anlatayım. Şimdi dün akşam bu Ozan, yani Ozan bey bizim mahalleye geldi. Böyle bir havalar, bir havalar, üstten üstten bakmalar, kabardı da kabardı horoz gibi. Demediğini bırakmadı bana. E ben de sinirlendim, ben de insanım bir yerde, sinirlendim dedim. Ben buna haddini bildireyim. Eko kalk gidiyoruz. Tövbe tövbe nereye? Gel takip et. Ya nereye ya? Ben ona haddini bildireceğim. Nereye ya? Ne sanıyor ya bu kendini? Ha bütün gün benimle uğraştı yetmedi. Bir de mahallede demediğini bırakmıyor. Bir de benim bacım. Ha, benim bacım. Bacına. Ama gör o gününü. Bizim de bir gururumuz var herhalde. Hiç. Hiç. Ya ama ben onun yapacaklarını biliyorum. Ben ona. Bir şey diyeyim. Bizim yaptığımızı anlamazlar değil mi? Yani Elif'le izdivacıma mani olmasın da. Yok be abi nereden anlayacaklar? Tamam lan o zaman. Yürü. Ne yaparsan ben arkamdayım. Yürü. Ne dediysem dinletemedim memur bey. Yani dedim adam bir kabahat işlemiş tamam. Sen şimdi karşılık vererek yangıla körükle gitme. Ama yok dinlemiyor. Buradan giriyor buradan çıkıyor. Niye? Çünkü manyak. Manyak. Esra Erten. Yazarsak. Ha, abi, abi biri geldi. Saklan saklan. İşte bu. Oh. Emin misin kız? Eminim abi bu işte. İnsan öyle sinirlendirilmez, böyle sinirlendirilir Ozan bey. Ya şimdi görürsün. Senin o havalı arabana neler yapıyor. Kızım sen ne anlatıyorsun iki saattir? Siz bana sordunuz ya şirkete gittiğinde ne yaptın diye. Onu anlatıyordum. Biz onu mu soruyoruz sana? Veriler nerede veriler? Veri mi? Ne veririz? Demek verileri çalmak için girmiş şirket. Yazık iyi bir kızdı aslında. Ya vallahi benim de gözüm aslında tutmamıştı ama işte Çağla'nın beğenince ben de bir şey diyemedim. Ben size dedim bu kızda geldiği günden beri bir şey vardı. Ama yani verileri çalmak pes yani bu kadarına da ben de çok şaşırdım. Siz kimden bahsediyorsunuz? Aa senin haberin yok mu? Esra'dan bahsediyoruz. Şirketin verilerini çalmış polis tutukladı bir de. Bir dakika ne tutuklaması ya? Esra öyle bir şey yapmaz. Nereden çıkartıyorsunuz? Çünkü onun kartıyla giriyormuş canım. Buyurun hanımefendi. Bulamadım ya kartımı. Neyse. Ben böyle ikiyüzlülük görmedim. Gerçekten inanılır gibi değil. Biliyorum ama veriler şifreli Çağla. Kırmaları da zaman alır. Biz de bir süre daha bekleyelim. Belki bu sürede başka bir çözüm buluruz. Bilmiyorum. Yok ya. Ya biz nasıl böyle bir hata yaparız ya? Nasıl böyle birini aramıza alabiliriz? Sen o kadar söyledin, şüphelerim var dedin. Ben seni dinlemedim. Her şey benim suçum. Aslında o iş tam olarak öyle değil. Yalan mı Ozan? Söylemedin mi? Bu kız buraya uygun değil dedin. Emin değilim dedin. Şüphelerim var dedin. Ben seni dinlemedim. Çağla. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben ya bir dakika dinler misiniz? Çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Dün Esra şirketten çıkarken benim kartıma çıkış yaptı. Kız kendi kartını kaybetmiş. Belli ki biri kartını alıp verileri çalmış. Ya yakalanacağını bile bile niye böyle bir şey yapsın? Belki bilerek yaptı bunu. Belki bilerek kartını kaybetmiş gibi yapıyor. Ya bak Çağla. Biliyorum yeni tanıdım. Bunu söylemem için çok erken. Ama bu şirkette bunu yapacak en son kişi Esra. Musa. Güne ait Esra'nın olduğu bütün kamera görüntüleri incelensin. Her detayı istiyorum. Tamam? Her detayı. Tamam patron. Heh. Dur. Yaklaş.
konuşmamış abi. Dedim ben size. Ya biz şimdi boşuna mı suçlamış olduk kızı? Hemen polise haber verin. Aradığımız adam bu. Tabii Ozan Bey. Sağ ol Şınar. Ne demek, önemli değil. Çağla. Ha? Yani benim bu üstün başarımdan sonra staja devam etmeyeceğim herhalde. Hadi Çınar'cığım, hadi işine. Ne işine? İşin mi var sanki? Stajyerim ben. Ne yapsam olmuyor ya? Kızı da suçlamış olduk boş yere. Ya haklısın abi. Bir de çok ayıp oldu yani. Ya tamam da madem o yapmadı, ne iş vardı gece yarısı şirkette? Abi ben de anlamadım ki. Kartı yok. Şirkete giremez. E bir de gece yarısı. Biz aslısın hepimiz. Bir ara bir şey yapılır mı be? Bir ara bir şey yaptıklarına bak. Ne oluyor ya? Gel Musa. Abi nereye? Gel sen. Ya abi nereye gidiyoruz ya? Arabayla bir yere mi gideceğiz? Gel gel. Bakacağız. Bu ne abi? Şere mi? Musa, arabanın kamerasına baksana. Tamam abi. Hiç eski karısına hırsız der mi? Siz çalmadınız verileri yani, öyle mi? Asla. Ben çalmadım. Bana bir bakın, bende hırsız tipi var mı hiç? Ayrıca siz onun öyle masum göründüğüne bakmayın. Ben size bunun benim sayemde nasıl zengin olduğunu anlatmış mıydım? Anlattın kızım, anlattın. Söyle Kemal. Amirim, yeni bir gelişme oldu da. Ya şükür kurtulduk. Suçlu siz değilmişsiniz, serbestsiniz. Yani ben dedim ama